gelmiş memleketimin. Haberin var mı? Haberin var mı taş duvar? Uğruna ölümlere gidip geldim. Haberin var mı? Haberin var mı? Dedi ya, geliyor gelmekte olan, haberiniz var mı? Şimdi bu tabloyu görünce duygulanmamak, övünmemek, gururlanmamak mümkün değil. Bir dönem Cumhuriyet'e nasıl gelindi, Mustafa Kemal ve silah arkadaşların neleri başardığını, devrimleri unutturmaya çalıştılar. Oysa biz ne yaptık? Her milli bayramı coşkuyla kutladık. Biz unutmadık ve unutturmadık ve unutturmayacağız. Osmanlı 1600 yıllarda 16. 17. yıldan itibaren gerilemeye başlıyor. Ve sürekli toprak kaybediyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul işgal edildi değil mi? İzmir işgal edildi değil mi? Antalya, Adana, Antep işgal edildi ve bir sürü kentimiz işgal edildi. Türkiye'ye İç Anadolu'da küçük bir toprak bırakıldı. Ne zamana kadar toprak kaybetmeye başladı? Mustafa Kemal Atatürk sahneye çıkıncaya kadar. Bilimden yana, fenden yana, akıldan yana bir lider çıktı, ulusuna güvendi, olmazı oldurdu. Ulusal kurtuluş mücadelesini 7 düveli yenerek bağımsız bir ülke kurdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük zaferi ne biliyor musunuz? 1000 yıl tebe olarak yaşayan, emir alarak yaşayan, tebaa olan halkını birey yaptı, birey, yurttaş yaptı. Hepiniz birer yurttaşsınız şu anda. Bu insanı dönüştüren, devrimi dünyada yapan başka bir lider yoktur. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü bu. Ne yaparlarsa yapsınlar, işte gençlik. Bakın şuradaki insanların %80'i genç. Boşuna emanet etmemiş Cumhuriyeti gençliğe. Boşuna size emanet etmemiş. Bizim de yolumuz İlim yoludur, bizim yolumuz fen yoludur, bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Başka da bir yolumuz yoktur. (Gülüyor)